Bugün burada yetkili olmasına rağmen üyelerin hakkını arama konusunda yeterli inisiyatifi almayan, sağlık sisteminin bu hale gelmesinde büyük rolü olan sendikalara karşı sendikal mücadelenin varlığına ve önemine vurgu yapma ve sahanın beklediği umuda çağrı olmak üzere 21 sivil toplum bileşini bir araya geldik. Platformun kuruluşu için birlik çağrısı yapan ve Platformlu geçici sözcülüğünü üstlenen Hekim Birliği Sendikası olarak bir ilki gerçekleştiriyor olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Üyelerimize karşı gerçek anlamda sorumluluk hissetmenin bilinciyle mevcut sorunların çözülmesi adına her alanda ortak mücadele ve güç birliği için bu birlikteliği gerçekleştirdik. Kısa adı sabim olan sağlık ve sosyal hizmet, birlik ve mücadele platformu, 19 sendika, 2 aile hekimliği federasyonu olmak üzere toplam 21 STK'nın birlikteliğinden oluşmaktadır. Kurulan bu birliktelik ile ortak taleplerimiz açıklanacak, yol haritası belirlenecek ve büyük kitlesel eylemselliklere başlanacaktır. Hekimler, hemşireler, ebeler gibi hiçbir sağlık ve sosyal hizmet çalışanının mevcut sistem içerisinde hizmet sunabilecek tahammülü kalmamıştır. Taleplerimizi dile getirme amaçlı ilk iş bırakma eylemimiz genel çoğunlukla 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerine gerçekleşecektir. Her iş bırakma eylemimizde olduğu gibi poliklinik hizmeti gibi elektif hizmetler verilmeyecek ancak acil durumlar iş bırakma eyleminden muaf tutulacaktır. Sağlık sisteminde kaliteli hizmet sunumu için yeterli zamana, yeterli ücrete ve hak edilen saygınlığı görme ihtiyacı vardır. 3-5 dakikalık muayene süresiyle süreleriyle sürdürülmeye çalışan bu sistemde hastalar iyileşememekte, tahlil ve tetkiklere yüklenilmekte, defansif tıp gelişmekte ve hastalığın iyileşerek sistem dışına çıkması sağlanamadığından sürekli sistem içerisinde kalmaya zorlanarak gereksiz yoğunluk oluşturulmaktadır. Aşırı yoğunluk ve baskı temelinde inşa edilmiş bu gereksiz, anlamsız ve şiddete davetiye çıkaran kör salmak artık sona ermelidir. İnşa edilecek ideal sağlık sistemi için 15-20 dakikalık muayene süreleri esas alınmalı ve hakkıyla görev bilinciyle hareket edilmelidir. Bizlerin iyileştirme kadar sağlığı koruma ve geliştirme görevleri vardır. Aile hekimliğinde tarama ve izlemler gibi koruyucu sağlık hizmetlerinde yoğunlaşılmalıdır. Cari ödeme yetersizliği sebebiyle aile sağlığı merkezleri kapanmakta ve aile hekimliği sistemi sekteye uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Yine yetersiz ücretler sebebiyle ASM'lerde görev yapan sağlık çalışanlığı TSM'leri tercih etmeye başlamıştır. Mevcut şartlarda ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist ortam sebebiyle yapılacak her türlü ücret tartışının yetersizliği ise aşikardır. Bu sebeple insanca yaşam için maaş alt sınırı yoksulluk sınırı olmalıdır. En düşük sağlık çalışanı yoksulluk sınırının üzerinde en düşük kekim maaşı ise bunun en az 3 katı olmalıdır. Sağlık çalışanlarının maaşları aldıkları eğitime, yaptıkları işlerin niteliğine ve risklerine göre belirlenmeli, sağlık çalışanının verdiği emek karşılıksız kalmamalıdır. Şiddete karşı etkili ve caydırıcı yol ve yöntemler belirlenmeli ve pratikte uygulanmalıdır. Sağlık sisteminin yeniden inşası, hekimlere ve sağlık çalışanlarına duyulacak saygı ve sevgi inşasıyla mümkün olacaktır. Artık hem yitirilen saygının yeni iadesi hem de yetersiz ücretlerin yoksulluk sınırı baz alarak belirlenmesinde alınan eğitim ve sorumluluk esas olmalıdır. Aksi takdirde bu gelir adaletsizliğin olduğu yerde kimse meşakkatli eğitim sürecine göğüs gelmeyecek, ileride sağlık hizmeti verecek kadrolar yetişmeyecek ve sağlık hizmeti alabilme imkanı dahi kalmayacaktır. Fazla mesai saatleri için işçilere uzman hekimlerin iki buçuk katı, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının dört katı ödemeli yapılıyor olması bu durumun vehametini göstermektedir. Dikey hiyerarşik ücret ödemesi için gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Bütün bu değinilen durumların değişebilmesi adına güçlü birliktelik şarttır ve bugün itibariyle Sabin platformu bu birlikteliği sağlamıştır. Memur maaşlarında istenen artışın sağlanabilmesi için ülkemizdeki tüm hizmet kollarında aynı birlikteliği sağlaması gerekir. Bundan sonraki süreçlerde ortak eylem ve söylem bilinciyle birlikte hareket edilecektir. Toplu sözleşme taleplerinin beklentileri karşılamaması, gerekli ücret düzenlemelerinin yapılmaması, kötü çalışma koşullarının ortadan kaldırılmaması ve şiddetin önlenmemesi halinde birliktelik sayesinde mevcut yaşanan sıkıntılara daha güçlü itiraz edilecektir. Yetkili ama etkisiz, Etkisiz sendikalarda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızdan bu zulme ortak olmama adına tepkilerini göstermelerini bekliyoruz. Başlatılan bu onurlu mücadele yer alma adına kamu sağlık çalışanlarını kendilerine yakın buldukları sendika ve derneklere üye olmaya davet ediyoruz. Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler hastalarımızın nitelikli tedavi olma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun hastalığımızca bilinmesini istiyoruz. Pandemide ve her türlü zorlu şartlarda hastalığımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti oluşumu için verilecek bu mücadelece sadece kendimiz için değil, hastalığımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz. Haklarımız için ve halkımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunumu adına dile getirdiğimiz bu talepler karşılanmadığı takdirde mitingler ve süresiz de dahil olmak üzere daha uzun süreli iş bırakmalar gündemimizdedir. Şimdi SABİM platformu olarak şiddet, mali haklar, özlük hakları, çalışma koşulları ve liyakat şeklindeki beş temel başlık altında beşer madde olmak üzere toplam 25 ortak talebimizi açıklıyoruz. İlk başlığımız şiddet. 1. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilgili tüm meslek örgütleri ve sendikalarında temsil edildiği şiddetle mücadele kurulu kurulmalıdır. 2. Kamus çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının önlenmesinde etkin yasal düzenlemelerin yanı sıra iş yerlerinde de gerekli tedbirler alınmalı, ilgili birimler kurulmalıdır. 3. Beyaz kod veren sağlık çalışanı olayın olduğu gün idari izinli sayılmalıdır. 4. Aile sağlığı birimlerine güvenlik görevlisi bulundurulmalıdır. Bu güvenlik görevlilerinin mali, mali ve sosyal hakları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır. 5. Şiddet karar kurumlarda yaşanan mobbingin de önemi kavranmalı, buna ilişkin yasal mevzuat düzenlenmelidir. Mali haklar başlığımız. 1. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanının ücretleri en düşük devlet memuru aylığı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılarak emekli aylığına yansıyacak şekilde tek kalem maaş olarak ödenmelidir. Uzman hekim maaşı, yoksulluk sınırının 3 katı olacak şekilde düzenlenmeli. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaşları da eğitim düzeyi, hizmet yılı, mesleki sorumluluklar ve riskler gözetilerek yeniden belirlenmelidir. Tüm çalışanların vergi oranı %15 olarak sabitlenmelidir. 2. Nöbet ücretleri, aylık ücretin saat başına dök, düşen tutarın en az iki katı olacak şekilde ödenmelidir. Bu nöbet ücretleri, riskli birim gece çalışma ile resmi ve dini bayramlar için yüzde yüz arttırılmalıdır. Nöbet ücretlerinin takip eden ayın en geç 15'inde genel bütçeden ödenmesi hüküm altına alınmalıdır. 3. Tüm kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına kendi bayram ve mesleki kutlama günlerinde 14 Mart Tıp Bayramı, Hemşireler Günü, Ebeler Günü, Sağlıkçılar Günü ve benzeri bir maaş tutarında tediye verilmelidir. Ayrıca tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yılda iki kez bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir. 4. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlığından yıllık izin, ölüm izni ve hastalık raporlarına maaş kesintisi yapılmamalıdır. Aile sağlığı çalışanlığının bir buçuk olan tavan ücret katsayısı 3'e çıkarılmalıdır. ASM gider ödeneği kalem, oran, kalem oranı, sosyo gelişmişlik ödemesinde bölge oranlığı ve deprem bölgesi önceli, öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme yönetmeliğinde yer alan ilk bin puana kadar olan hak ediş kalemi sayı, kat sayısı %100 arttırılmalıdır. ASM'ler güvenlikli fizik, fiziki koşulları uygun olacak şekilde kamu tarafından inşa edilmelidir. Bunlar gerçekleşinceye kadar ASM'lerin kira, personel ve her türlü giderleri merkezi bütçeden karşılanmalıdır. 5. Aile Hekimliği dahil tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına giyim yardımı, aile yardımı, çocuk yardımı, Kira yardımı, ölüm yardımı ve ulaşım yardımı güncel ekonomik rakamlara ve hizmet bölge gruplarına göre belirlenip ödenmelidir. Afet bölgelerine görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanının barınma ihtiyaçları da acilen karşılanmalıdır. Özlük hakları 1. Fiili hizmet süresi zammı, yılbaşına 90 gün olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanını kapsayacak ve geçmişe de dönük olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 2. Kamu sözleşmeli istihdama ve hizmet alım sözleşmelerine son verilmeli kadrolu güvenceli çalışma biçimi sağlanmalıdır. Lisans üstü eğitimini tamamlayarak yok tarafından tanınan alanlarda uzmanlığını alanlar için kadro açılmalı ve istihdam edilen çalışanlara uzmanlık tazminatı verilmelidir. 3. Yüz yüze veya uzaktan gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin süresi mesaiden sayılmalı ve mesai saatleri sonrası yapılan eğitimler için nöbet ücreti ödenmelidir. 4. 5510 ve 5434 sayılı kanunlara göre emekli olanlar ile halen çalışanlar arasındaki emekli aylığı farklılığı giderilmelidir. Beş. Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu dahilinde bulunan kurum ve kuruluşlarda mazeret atamalarına aile birliğinin sağlanmasını engel teşkil eden sınırlamalar ortadan kaldırılmalıdır. Üniversite hastaneleri arasında tayin sorunu çözülmelidir. Çalışma koşulları. 1. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları kendi kadro ünvanlarına uygun pozisyonlarda çalıştırılmalıdır. 2. Eşi ölen veya boşanma sebebiyle çocuğunun velayeti verilmiş olan sağlık çalışanına isteği dışında gece nöbeti verilmemelidir. 3. Nöbet tutulan hastanelerde 10 yaşından küçük çocuğu olan sağlık çalışanları için nöbette çocukların bakım ve gözetimi için 7-24 hizmet veren kreş imkanı idare tarafından sağlanmalıdır. 4. Sağlık çalışanlarının iş yükünü atılan personel eksikliği giderilmeli, gerekli personel istihdamı sağlanmalıdır. Kamudaki farklı istihdam modelleri ortadan kaldırılmalıdır. 5. OECD verileri ile hasta başına düşen sağlık çalışanı verileri göz önüne alınarak ve ortalamalara dikkat edilerek sağlık çalışanı atamaları yeterli düzeyde yap yapılmalıdır. Son başlığımız liyakat. 1. Görevde yükselme sınavlarına mülakat kaldırılmalıdır. 2. Sözleşmeli yöneticilik modelinden vazgeçilmedi tüm yöneticiler ehliyet ve liyakat kriterlerine göre merkezi bir şekilde atanmalıdır. 3 tüm birim amirlerinin belirlenmesinde objektif ve liyakata uygun kişinin aday olabileceği ve iş yeri çalışanlığının da görüşünün alınacağı, belirli bir süre için seçileceği bir sistem yönetmelik ile düzenlenmelidir. 4. Yönetici pozisyonda görev alan, görev yapan çalışanlar sendika üyesi olamayacaklar kapsamına alınmalıdır. 5. Sendika üyeliği ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet üzerinden yapılmalıdır.